Efendim Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Aile Vakti'ne vakit ayırmanız bizleri mutlu etti. Mutluluğumuz daim olsun inşallah. Ekranı başında olan bütün dostlara, sizlere kucak dolu selam ve sevgilerimizi ifade ediyoruz. Efendim bugün yine uzak bir diyardan, Diyarbakır'dan çok kıymetli bir misafirim var. Efendim sosyolog, tarihçi ve aile danışmanı Osman Kızılca hocam aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sefalar getirdiniz. Ederim. Birazdan sizi tanıyacağız. Efendim yine aile danışmanı Derya Yılmaz hanımefendi stüdyomuzda, stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Cümlemizden. Efendim bugün aslında sevgili izleyenler sağımda da solumda da iki tane efendim İlk biliyorsunuz ülkemizin İslam'la şereflendiği noktalardan biridir Diyarbakır. Ve gerçekten küçük bir İstanbul'dur. Bütün Diyarbakır'a, Diyarbakırlara ve bütün ülkeme, ülkemden ulaştığımız bütün dünyadaki siz kıymetli misafirlere kucak dolu selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Efendim bugün Osman Kızılca hocamdan şöyle güzel önemli şeyler olacağız Derya Hanım'la beraber. Çok önemli bir konu var. Toplumu paramparça eden bir konu. Onu birazdan konuşacağız. Belki de not alacaksınız. Ama önce bir Osman hocama bir döneyim. Osman hocam kimdir, ne yapar, nerede, nasıl bir çalışması var? Biraz sizi bir tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için, bu programda ağırladığınız için size başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarınıza ve değerli kanal çalışanlarına teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Osman Kızılca kimdir? 1974 Diyarbakır doğumluyum. Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda uzmanlık alanlarım. Kabul yaptınız herhalde. Evet, evet tabii ki. Çok güzel. Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansımı ve uzmanlık alanlarımı aldım. Hem sosyolojik konularda hem aile danışmanlığı konularında oldukça açık çalışmalarım mevcut. Yani bugün halinde, aslında evet. 1, 2, 3 tane aile danışmanı bu masada. Evet, tevafuk oldum. Dolayısıyla evet. Aileyi çok ciddi manada gündemde tutan, evet. Aileyle meşgul olan aslında 3 dima burada inşallah. Evet, bugün hocam. Rabbim güzel şeyler konuşmaya amin, nasip inşallah. Etsin. İnşallah, inşallah. Buyurun, mutluyum yani. Ben de çok mutluyum. Öncelikle sizin aracılığınızla beni ben eden unsurlarımız, hocalarımızdan, psikiyatriden olan Abdullah Hatlı ve bazı hocalarımıza ben selamlarımı olur, iletmek tabii istiyorum ki, tabii müsaadenizle. Profesör Doktor Abdullah Atlı Cemal ve Ali Ceylan hocalarıma, sosyolojiden Rüstem hocama, İnan hocama, Abdurrahman hocama, tarihten Nihat Hatipoğlu hocama, tedrisatlarından geçmiş olduğum Nihat Hatipoğlu hoca, Ahmet Kankal hoca, Salih Erpolat hocama ve diğer Beşir Aşan hocama, Profesör Doktor Füsun hocama, Profesör Doktor Mehmet Çelik hocama ve diğer şu anda adlarını hatırlayamadığım tüm hocalarıma bize olan katkılarından dolayı sağlıklı bir nesil yetiştirmek noktasında insanlarımıza ve gençlerimize olan katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi burada bir borç olarak arz etmek istiyorum. Biz de selam olsun diyoruz hocalarımıza. Evet, evet, gönlü güzel insanlara fayda dokunan hocalarımızın sayısı artsın inşallah. İnşallah, inşallah değerli hocam. Dijital dünyanın yeni bir evresindeyiz. Evet. Bu konuda... Bu arada nerede yaşıyorsunuz hocam? Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Şu anda oradasınız. Dicle Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Harika. Rahman nasip ederse yakın zamanda İstanbul'a da gelmek gibi bir düşünce. Hocam biz İstanbul'dan insanları Anadolu'ya göndermek istiyoruz. Siz Anadolu'dan İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Aslında biraz bunu da konuşabiliriz. Tabii yani ki. Biraz da bunu konuşmak lazım. Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş bir hanımefendi hocamız. Evet. Ona da bir dönelim. Evet, biraz da onun da duygularını almak istiyorum. Leyla hoca, Derya hocam hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Biraz sizi de tanıyalım. Yani gerçi Aki TV izleyenleri sizin simanıza aşina. Lokman Hoca zaman zaman sizi davet ediyor. Siz de teşrif ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biraz kendinizden bahsedin. Evet. Ben de hocam gibi Diyarbakırlıyım. Aslen Diyarbakırlıyım. İki çocuk annesiyim. Eğitimci ve aile danışmanıyım.
Benim de amacım, misyonum, vizyonum topluma faydalı nesil yetiştirmek. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi sizin en hayırlınız, insanlara en çok faydası dokunanınızdır dusturunu şiar ederek ben de bu aciz kardeşiniz olarak böyle bir yolun yolcusuyum. Eyvallah. Yani daha önce anaokulu kuruculuğu yapmış, daha sonra ilkokul, kolej kuruculuğu yapmış, bir de kreş kuruculuğu yapmış. Aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluşları, kadın kolları genel başkanıyım. STK olarak sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz, kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe acizane, karınca misali bir şeyler yapıyoruz. Çok güzel. Adım Diyarbakır, soyadım Türkiye. Harika, çok güzel. Evet, bu da biraz politik bir cevap oldu değil mi? Evet. Osman Hocam, adım evet hepimizin soyadı Türkiye. Çünkü bu ülkede gerçekten kadim bir medeniyet oluşturuldu. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezesi, Boşna, efendim işte Abazası, Yugoslavı vesaire herkes bir mozaik oldu. Ama çatıda bir evvelden gelen bir Osmanlı, ondan önce Anadolu Selçuklu, ondan önce Büyük Selçuklular ve ondan önceki artık kimler varsa ta efendim Abbasilere kadar gidebiliriz. Çok güzel bir medeniyet kurdular. Siz tarihçisiniz. Evet. Tek bir şeyleri vardı. Acaba biz gittiğimiz yere insanlara nasıl huzur götürebiliriz? Evet. Gönülleri nasıl kazanabiliriz? Nasıl kul ile yaratıcı arasındaki perdeleri dokunup aralamaya vesile olabiliriz? Belki mefkure buydu. Bundan dolayı da güzel bir kadim bir medeniyet oluştu. Değil mi Osman Hocam? Sayın Hocam, Rahman öyle bir şey nasip etti ki yani Anadolu'da ilk İslam'la şereflenen illerin başında gelen Diyarbakır olsa bile İslam sancağını Türklere dünya çapında taşımayı, Batıya Rumeli'ne taşımayı ve tüm dünyada bu mefkureyi taşımayı gaza cihat anlayışıyla tüm topluluklara, yedi düvele, hatta tarihçilerin ifadesiyle kızıl elma ifadesiyle ortaya koyan bu mefkureyi yayma yönünde Timur'un biliyorsunuz Bağdat katliamı söz konusu ve ondan sonraki Anadolu katliamları söz konusu, onun türevleri evet, Cengiz evet, Han ve evet, diğerlerini evet. biliyorsunuz. Malatya'daki, Sivas'taki ve diğer yerlerdeki katliamları söz konusu. Hatta Fetret devrini başlatan unsurların da başında olan. Şimdi biz doğduğumuz yeri seçemiyoruz maalesef. Biz ırkımızı seçemiyoruz. Anne babamızı seçemiyoruz. Anne babamızı seçemiyoruz. Bu bize bir ayrıcalık tanımıyor. Bu bize bir üstünlük de tanımıyor. Bu bize bir alt kültür veya alt ırk olmayı da sağlamıyor. Bize öldüğümüz zaman Rabbin kim? İnancın dinin ne? Evet, dinin ne? Peygamberin kim? Evet. Bunlar sorulacak. Yani bu bağlamda bizim Kürt oluşumuz, Türk oluşumuz, Alevi oluşumuz, Ermeni oluşumuz veya da işte Hristiyan doğuşumuz veya da bir İngiliz oluşumuz çok da fazla değil yani. Önemli değildir. Bizim önemli olan bu dünyadaki gerçekliğimizin bize gerçek anlamda anlatabilen böyle kutlu bir dine tabi oluşumuz. Ne mutlu böyle bir dine tabi oluşumuz ve bunu da çok değerli hocalarımız aracılığıyla elde ettiğimiz bu mefkureyi yarınki nesillere aktarabilme İnşallah. Cihetine zaten olmamız. Osman Hocam hani dediniz ya biz seçmedik evet. ne toplumumuzu ne şehrimizi ne ırkımızı ne dilimizi seçmedik ülkemizi seçmedik. Evet. Cenab-ı Hak da zaten bu manada vurguda bulunuyor. Üstünlüğü kendisine yakın olan takva boyutundan bahsediyor. Kesinlikle. Üstünlüğü orada ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla burada da eğer düşünürsek hem birey olarak hem toplum olarak gerçekten o takva zirvesine, aslında o kemal boyutuna, evet. o mükemmellik olgusuna doğru yol almamıza evet. aslında Allah bize bir tabir etse bir dürtüyor. Evet. Yani bize o hedefi veriyor. Evet. İnşallah o boyuta hepimiz, herkes ulaşır. Amin. İnşallah. Onu inşallah hep beraber i̇nşallah görmüş derim. Oluruz. Hocam söz sizdeyken hemen başlayalım. Özellikle üzerinde çalıştığınız toplum, yani sosyolog olmanız hasebiyle ifade ediyorum. Şu anda toplumu ve aileyi, aslında dünyayı kasıp kavuran bir dijitalleşme süreci var. Evet.
Dijital dünya, aileye, topluma nasıl bir olumsuz etki ediyor ki herkes bundan müzdarip? Şimdi hocam, affınıza mahsuben ve değerli izleyicilerimizin de hoşgörüsüne sığınarak öncelikle bir dijitalin ne olduğunun bir kısa özetini anlatmak durumundayım. Ve bunun hani tarihsel bir geçmişinden bahsedeyim ki çok daha iyi değerli izleyiciler anlayabilsin. Toplumlar ilk doğduğu anlardan itibaren... Hocam özür dilerim, konuya gireceğiz de. Sevgili izleyenler, bu arada hocalarımıza sorularınız varsa LokmanYıldız.tr Instagram adresinden bana mesaj atabilirsiniz. LokmanYıldız.tr Instagram adresinden hepinizi sorularınıza bekliyorum. Olur ya, burada benim soramayacağım konuyla alakalı sorular varsa onları lütfen bana rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. LokmanYıldız.tr Instagram adresi. Evet hocam. Dijital yani hocam, tanımını yapalım. Tabii ki. Yani tanımından önce hani tarihsel bir süreci anlatmak durumundayım. Toplumlar değişik evrelerden geçmektedir. İlk var, siz de bir tarihçi olarak bunu çok daha iyi bilmektesiniz. Hani bildiğiniz üzere mezolitik dönem diye tabir edilen bir dönemden geçmekteyiz. Daha ondan sonra neolitik dönem, daha sonra yerleşik hayatla beraber devam eden bir köleci toplum anlayışı var, bir feodal toplum. Ondan sonra işte ticari kapitalizm dönemi, sonra işte sanayi dönemi diye tabir edilen, sonra kapitalist dönem hemen sonrasında bilişim çağı, aydınlanma çağıyla beraber devam eden bilişim çağı ve işte en sonunda yakın özellikle 1950 sonrasındaki dönem içinde artık dijital evre diyebileceğimiz çok daha yakın bir tarihte, 1970'lerden sonrası için ise artık uzaya çıkış dönemlerinin de artık revaçta olduğu bilişim çağının diye tabir edilen bir çağa geçti. Aslında ülkemiz bu evreleri biraz geç alıyordu, geç kullanıyordu, geç gidiyordu. Ben çok hızlı gidiyorum, evet, doğru söylüyorsunuz. Yok, hayır. Aslında ülkemiz girmekte zorlanıyordu ya da gecikiyordu ama dünya girmişti. Evet. O zaman şöyle tanımlayayım. Değil mi yani? Hocam bütün dünya, her birisi farklı farklı dönemlerde farklı farklı evreleri kimisi geriden kimisi önden takip ediyordu. Ama ortalama olarak tüm dünya toplumları işte atıyorum ilkel komünal dönemi, ondan sonra feodal dönemi, yani sosyologlar öyle tanımlıyor en azından. Ondan sonra köleci toplum, daha sonra işte ticari kapitalizm, sonra sanayi devrimi toplumu, ondan sonra bilişim toplumu. En son işte dijital döneme geldik. Şimdi biz Osmanlı bakiyesinin devamıyız. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bir Osmanlı bakiyesinin devamıyız. Osmanlı bakiyesinde daha önceki dönemde biz bir sanayi devrimini kaçırdığımızı söyleyebiliriz. Ticari yolların değişmesiyle beraber elde etmiş olduğumuz gelirlerimizi kaybetmiş olduk. Evet, evet. Ondan sonra savaş argümanları ve teknik gelişim sayesinde savaştan ve elde etmiş olduğumuz vergilerden, ganimetlerden elde ettiğimiz gelirleri kaybettik de Osmanlı'nın çöküş dönemlerini tüm okullarda zaten izleyicilerimiz biliyor. Tekrar etmeyeceğim. Biz ticari kapitalizmi kaçırdık, biz sanayi devrimini kaçırdık, biz bilişim dönemini de kaçırdık. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönetiminin önderliğinde ciddi anlamda bu yarışı bırakmadığımızı birçok alanda görmüş olmakla beraber. Birçok ülkeye göre de öndeyiz. Evet, kesinlikle. Yani, artık biz bırakmadığımızı ortaya koymuşuz. Mesela şu SİHA'lar falan onlarla beraber birçok alandaki ciddi yatırımlarla beraber biz bunu yakaladığımızı gördük. Ama hani aynı zamanda yani şu oluşmasın değil mi hocam? Yani şu anlaşılmasın. Tabii bu program ayrı vakti programı. Tabii. Siyasi amaçla da ifade edilmiş bir değil. Evet, ülkede ekonomik olarak bazı sıkıntılar, çalkantılar vesaire falan. Ama bu şu demek değildi. Ülke geri adım atıyor anlamında değil. Sürekli aslında atılımda, sürekli ileri boyuttayız. Ben size özür dileyerek bir şey örnek vermek istiyorum. Mesela çok yakın tarih, 50 sene önce 2. Dünya Savaşı'nda yerle yeksan olmuş bir Almanya var. Doğru mudur? Evet. Petrol kaynakları var mıydı? Hiçbir şey yok. Ama bugün dünyanın süper güçlerinden biri. Doğru mudur? 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya yerle yeksan oldu, değil mi? İnsanlar
yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar sonrası yani perti perişan olmuş ve teslim olmuş, ABD'ye teslim evet. olmuş bir Japonya var. Bugün dijitalin en önde giden ülkelerinden bir tanesidir. Keza Güney Kore, keza Çin bu kadar yüksek nüfuslarına rağmen. Bizim yakalayamayacağımız diye bir şey söz konusu değil. Birçok ki biz halen 2. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir Almanya'nın kat be kat üzerinde bir güce sahibiz. Ülkelerin bazı dönemlerinde ciddi sıkıntılar olabilir. Bu ülkelerin atlayamayacağı, ülkelerin çağı yakalayamayacağı anlamına gelmemektedir. Mesela Fransa'da merkantilist bir dönem inşa edilmişti. Hiç kimse çalışmayacak kadar küçük, çalışmayacak kadar yaşlı değildir. Yani 7'den 70'e tüm insanları, yani biz o dönemleri Avrupa'nın şimdiki kazanımlarının neler üzerinde inşa edildiğini biliyoruz. Yani biz bir tarihçi olarak. Ama hani belki izleyicilerimiz bilmiyor. Hangi ülkelerin, hangi devletlerin, hangi toplulukların kanları üzerinden mesela günde 18 saatlik üretim bantları üzerinden sanayi devrimini İngiltere'nin nasıl yakalayabildiklerini biz biliyoruz. Kimleri yani sömürerek feda ettiklerini evet. biliyoruz. Mesela Fransa'dan merkantilist bir politika izlenmiştir. Fransa hiçbir zaman artık tamamen yani bunu toplumu dayatmıştır. Tamamen dışarıdaki ürünlere karşı kapalı, tüm ihtiyaçlarını içeriden karşılayan merkantilist politikalarla 7'den 70'e tüm ülkeyi çalıştırarak çağı yakalama yoluna gitmiştir. Ama bugün biz ülkemiz olarak birçok alanda birçok yeri geçerek kısa bir ekonomik pandemi sürecinden hemen sonra bir dar boğazdan geçiş olmamız bizim tamamen kaybettiğimiz anlamına gelmemektedir. Şimdi koşullar eşitlendi. Hiç kimsenin müdahale edemeyeceği dijital bir evren alanına girdik. Bunun ciddi anlamda aile üzerinde kayıpları olduğu gibi, olabileceği gibi bunun kazanıma çevrilmesi de mümkündür. Evet. Dijital evren nedir? Dijital evren dijital evreni nasıl anlatayım? Hocam aslında biraz daha şeye bakmak lazım. Hani her şey aslında fırsatıyla ya da tabii. ya da olumsuz boyutuyla var. Yani ama her şeyin. Yani bunun olumlu ve olumsuz boyutu var. Efendim işte fırsatı var, dezavantajı var. Krizleri fırsata çevirme babında mı? Yani evet. biz aslında kısmen. Şimdi dinamiti ilk icat eden biz bunun farkına varabilsek hocam patlayıcı ilk icat eden özür dileyerek lafın arasına girdim. Dinamiti ilk icat eden maden ocaklarında çalışan işçilerin yıllarca, aylarca kazanıp elde edemediği, kazma kürekle elde edemediği kömürleri bir patlama ile elde etsinler diye dinamiti icat eden, daha sonra bunun savaşlarda insanların yıkımlarında, ölümlerinde kullanıldığını gördüğünde ben bilseydim insanların ölümünde kullanılacağını icat etmezdim demiştir. Şimdi bıçağı biz herhangi bir ihtiyaç için bir domates kesmek için veya bir herhangi bir meyveyi kesmek için de kullanabiliriz. Hı hı. Bir cinayet aracı olarak da kullanabiliriz. Evet, evet. Dijital dönemin ciddi anlamda bireyselleşmiş, yalnızlaşmış aile mefhumunun aile mefhumunun içerisine dinamit gibi girmiş hallerinin dışında onun hem bireysel hem ailesel hem de toplumsal anlamda ve de devletler anlamında kazanımları söz konusudur. Evet doğrudur. Dijital evrende insanların artık şöyle anlatayım ben değerli izleyicilerimize. Bundan 26-27 yıl önce Web 1 diye bir internet ağı vardı. Tüm bilgisayarlar bir ana server üzerinden birbirlerine bağlanabiliyordu. Buna Web 1 dendi. Orta yaşın üzerinde olan arkadaşlarımız, orta yaş civarı olanlar bunu çok iyi hatırlayacaklardır. Evet. Sonra Web 2 dendi. Web 2'de ise yine merkeziyetli, yine bir serverın olduğu, linkler aracıyla birbirlerine birden fazla bilgisayarın birbirlerine medya aracılığıyla bağlanabildiği alanlar oldu. Ama şimdi biz bir Web 3'e geçtik. Sadece veri iletimi değil, sadece ses iletimi değil, sadece görüntü iletimi değil, aynı zamanda metaverse denilen bir sanal gözlük aracılığıyla kendini başka evrenlerde inşa edebilecek olan, başka evrenlerin ekonomisi, başka evrenlerin sosyolojisi, başka evrenlerin inançları, başka evrenlerin devlet yapıları ve değerleri anlamında sizin çocuğunuz evde olsa dahi yatak odasında yattığını düşündüğünüz çocuklarınızın evet yani artık böyle metaverse'le
insanlar farklı bir sürece girdiler, evet. Farklı bir sürece girecekler. Hocam o konuya gireceğiz. Buyurun. Hem biraz da sizi dinlendirmiş olalım inşallah. Buyurun. Konuşacağımız aslında çok şey var Osman Hocam. Hocam çok, yani, evet. Dijital, biz bir şeylerin farkına varamıyoruz. Vardığımız zaman da olumsuzlarına odaklanıyoruz. Eksi boyutlarına efendim işte odaklanıyoruz. Yani bizim hayatımıza acaba ne tür katkıları var? Biz bunları nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Tabii. Bunun hesabını yapmadan direkt olumsuz boyutla meşgul oluyoruz, onu konuşacağız. Tabii ki hocam. Hocam ayrı danışmanıyız. Zaman zaman bize vakalar gelir. İnsanlar. Şimdi hocam genel madde toplum ve aile yapısını etkileyen bu konuyu bizimle paylaşırken biraz da özele inip insanı böyle dikkate almak zorundayız. Ben şu anda toplumda bir şeyler üretebilmek için kendimi değerli görmem lazım. Kendimi değerli görmem lazım. Peki bu değer kavramını biraz konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Yani ben değerli miyim, değersiz miyim? Ya da bir insanlar, çevremdeki insanlar bana değer veriyor mu, vermiyor mu? Bunu biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Değer kavramı nedir? Değer kavramı nasıl algılamak lazım? Ve insanlara nasıl değer vereceğiz? Aynen. Şimdi öncelikle sözüme şöyle başlamak istiyorum izninizle. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, kişiye değerinden fazla değer vermeyin diyor. Kıymetli hocam. Tabii ki biz bunu bazen abartarak insanlara değerinden fazla değer katıyoruz. Örneğin eğer değeri 5 lira ise biz ne yapıyoruz? 10 lira, 15 lira vererek kişiyi şımartıyoruz. Evet. Az önce de bahsettiğim gibi, sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, kişiye değerinden fazla değer vermeyin. Biz biraz fazla değer vererek karşı tarafı çok fazla değerli hissettirerek bazen şımartabiliriz. Eyvallah. Dozunda olması gerektiğini hocam, düşünüyorum. Dozunda yapacağız. Değer kavramını konuşacağız ama şu anda çok değerli bir ismin canlı yayın programı şey var, açıklaması var. Oraya doğru gitsek, sonra tekrar programımıza geri döneceğiz. Olur, çok önemli ama sevgili izleyenler, bunu konuşalım inşallah. Efendim, Sayın Hulusi Akar Bey şu anda Birleşmiş Milletler programında. Efendim, kulaklarımızı ve gözlerimizi oraya götürüyoruz. Onu izliyoruz efendim. Bir kişi görev yapmaktadır. Etrafımız yerden devam ediyoruz. Bir kez daha aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereket diliyoruz. Efendim, ta Diyarbakır'dan bizlere bugün programımıza dahil olan sosyolog, aile danışmanı ve aynı zamanda tarihçi Osman Kızılca hocam ve aile danışmanı Deri Yılmaz hocamla beraberiz. Deri hocam, değer kavramını konuşuyorduk. Gerçekten benim kendimi değerli hissetmem için ne yapmam lazım? Benim değer görmem için ne yapmam lazım? Biraz bu kavramı konuşarak sonra bugün özellikle misafirimiz Diyarbakır'dan ya, böyle özellikle biraz sözün fazlasını ona vereceğiz. Sizden de bu konuda her zaman olduğu gibi anlayış bekliyorum. Aynen hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle az önce canlı yayında izledik, çok da güzel oldu. Buradan evet. Cumhurbaşkanımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi göndermek istiyorum. Allah kendisinin yar ve yardımcısı olsun. Hı. Türkiye'mizin, dünyamızın başında daim olarak kalsın istiyorum. Eyvallah. Tabii sizinle az önce de bahsettiğimiz gibi program öncesinde sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi kişiye değerinden fazla değer vermeyin. Biz ne yapıyoruz? Değerinden fazla değer veriyoruz. Değerinden fazla değer vererek karşı tarafa o kadar şımartıyoruz ki bize olan saygısı, sevgisi, birçok şeyi gidiyor. Örneğin değeri 5 liraysa biz 15 lira veriyoruz. Oysa o 5 lira. Biz biraz fazla anlam katıyoruz. Özellikle kıymetli izleyicilerimizle bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli görüyorum. Hatta hocam bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela bir insanın bize değer verip vermediğini gösteren bazı işaretler var. Örneğin diyelim ki sizi bir yere davet ediyor. Hayır diyorsunuz. Hani ben şu anda müsait değilim. Gelmek istemiyorum diyorsunuz. Hayır dediğiniz şeyi kesinlikle kabul etmiyor ve çok değişik bir şekilde agresifleşip saldırabiliyor ve saygısızlık ölçüsüne dahi gidebiliyor. Bunun için hocam bizim öncelikle öz saygımız olan, hani önce kendimize değer vermeliyiz. Sonra karşıdaki kişiye de değer vermeliyiz. Ama vermemiz gerektiği kadar dozunda, ölçüyle. Mesela bazen de şöyle yapıyor hani kişiler, başı sıkıştığı zaman, özellikle başı sıkıştığı zaman
veyahut da bir şey olduğu zaman mesela sadece arıyor. İşte biliyorsun ki hani menfi bir arayış içerisinde. Yani gerçekten dost olduğu için aramıyor ve bu şekilde de aslında karşı tarafa hiçbir şekilde değer vermiyor. Yani buna kişiye değer vermiyor. Yani kendi menfaati için onunla İhtiyacı görüşüyor. İhtiyacı olduğunda iletişim kuruyorsa. Evet. Biraz siz aslında, de açabilirsiniz yani bunu. Yani aslında değer vermediğini gösteriyor değil evet. mi? Ama şöyle de bakmak gerekmez mi? Yahu onun istediklerini ben demek ki karşılayabiliyorum ki. Bugün yine bana adım atmış. Ben yine şu pencereden bakamaz mıyım? Evet, benden bir menfaati var. Ama ben bunu fırsata dönüştürebilirim. Ben onunla iletişime geçerek ona gerçekten yardım elimi uzatıp onun gönlünden fethini sağlayabilirim. Ama sürekli... Yani dikkat ederseniz Derya Hocam... Bu konuyu tartışabiliriz. Osmanlı'da da hep böyle olmuş. Hı hı. Fetihler gerçekleşmemiş, içeriden girmişler. Yani bir menfaat olmaksızın bile içeriden girmişler. Ama en büyük menfaate ulaşmışlar. İnsanlar kazanmışlar. Yani biz ya biraz aslında bu kavrama doğru gidiyoruz. Hani hatırlarsanız arada ya dediniz ki işte bir arkadaş olursunuz vesaire falan Osman Hocam'la. Ben de işte sevgili izleyenler şöyle bir espriyle karışık. Dedim ki benim arkadaşa ihtiyacım var. Benim dosta ihtiyacım var. Ha dost olabilmek hocam kavram, dost olabilmek kavramı çok kıymetli. Çok kıymetli. Yani belirli aşamadan sonra, belirli imtihanlardan sonra artı ve eksinizde, hayır ve problemlerinizde, efendim işte derdinizde, hastalığınızda, düğünüzde, derneğinizde, efendim her an sesinize ihtiyaç duyabilecek bir boyut oluşuyor. Ama ona rağmen sizi arıyorsa siz bunu fırsata dönüştüremez misiniz? Eğer gerçekten bu manada hani dost olarak sizi arıyorsa zaten nurun ala nur. Bundan ben hep dost olarak aramıyordur. Ama işi düştüğü için. Osman Hocam değil mi? Yani işi düşse bile bir insanın bizi arıyorsa biz orada bir köprü kuramaz mıyız yani? Sayın Hocam dünyada veyahut da yani benim bu yaşıma geldiğim ana kadar en değerli şey insanın kendisine yapmış olduğu yatırımdır. İnsana yatırımdır. Biz ta ilk günlerden bugüne tarihe baktığımızda insana yatırım yapanların kazandığını gören bir ecdadın torunlarıyız. Yani önce gönüller fethedilmektir. İnsanlar beşerdir, şaşar, her zaman hata yapabilir. Tabii ki eğer sizi aramışsa onu kazanmak noktasında Mevlana'nın ne olursan ol gel şiarı daha evladır diye düşünüyorum. Yani. Yani o değer vermese de benim aslında farkında olmadan ona onun kendisini değerli kılmasını sağlamak ve sonra onunla olan iletişimimi ona hissettirerek kendimi onun gözünde değerli kıldırmak olamaz mı? Olabilir. Olabilir bu şekilde. Aslında aynı notadan farklı bir ses çıkmaya başladı. Aslında eyvallah. Aynı şeyden bahsediyoruz. Şimdi hocam ben şunu istiyorum. Mesela bazı insanlar sadece kişiyi özür dileyerek çöp kutusu olarak kullanıyorlar. Derdini, sıkıntısını, her türlü şeyini seninle paylaşır. Ama ne yapar? Gider arkadaşıyla birlikte işte birlikte kahve içer, sahile gider bir şey yapar gibi gibi. Ama seni sadece zor gününde. Ha seni sömürüyor. Sömürüyorsa ha. Ben onun için bundan evet. bahsetmek istedim. Eğer o zaman sömürüyorsa dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım ve burada bir istismar söz konusu. Hı-hı. Yani az önce de söyledik ya değerinden fazla değer verememek. Önce kendimize değer vereceğiz. Sonra karşıdakinin değerinin verdiği kadar değer vereceğiz. Belli ölçülerde. Evet eyvallah çok teşekkür ederim. Hocam insanın kendisini değerli kıldığı bu dijital dünyaya biraz şey yapmak istiyorum. Evet hocam. Bütün sanki dijital dünya insanın sen çok değerlisin, senden daha değerli kimse yok, sen daha kıymetlisin. Sana bak ben bir özel bir dünya oluşturmak istiyorum. Sen bu dünyada çok daha mutlu olabilirsin. Sanki böyle bütün şeyler dijital dünyada bu manaya mı hizmet ediyor? Hocam affınıza mahsulen bir şey söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda meslek lisesini okurken bilgisayar bölüm mezunuyum. Ben bilgisayar geçmişim de var. Şimdi biz ilk yazılım programlarını öğrendiğimiz zaman ilk daha temelde bu işin ABC'sinde ekrandan sadece harflerin aşağı inişini gösteren siyah bir zemin üzerinde ekranlarda şöyle bir kaç harfin daha inmesini
onlarca algoritmanın içerdiği saatlerimizi varan bir yazılım yazıyorduk. Bir yazılım yapıyorsunuz. DOS değil mi? DOS. QBasic gibi birkaç program var. Onların üzerinden yazılım yazıyorsun. Sonra onu yüklüyorsun bilgisayara. Windows 98 modunda veya 2000 modlarında o dönemdeki şeylerde anlatıyorum. Uzun bir algoritma çiziyorsunuz. Daha 2-3 saatini, 4 saatini veriyorsun. Daha küçücük ekranda böyle yağmur gibi harfler dökülüyor. Şu anda Web 1'i, Web 2'yi, Web 3'teki o teknolojik, o çığır açmış hale onun yazılımlarına ulaşabilmek için ciddi anlamda bir emek ve çaba gerekmekte. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. 10 sene önce, 15 sene önce Play Store'lerde ücretsiz uygulamalar veriliyor. Bizim gençlerimiz orada ücretsiz oyun, bazı uygulamaları indirmektedir. Bunlar saatlere varan firmalar tarafından, şahıslar tarafından. O dönemlerde ben şunu diyordum. Ya bu kadar aylarını, yıllarını verecek olan bilgisayar yazılımcıları bunları insanlara ücretsiz niye veriyor? Niye veriyor? Şimdi önce biraz insanların yalnızlaşması lazım. Şimdi yalnız insan tehlikelere açık insandır. Yalnız çocuk her türlü tehlikeye açık insan, açık bir çocuktur. Ailesinden kopmuş çocuk ve bebeğinlerinden kopmuş çocuk, kültüründen kopmuş çocuk, dininden kopmuş çocuk, az önce hocamızın da sizin de anlattığınız gibi değerlerinden kopmuş çocuk, her türlü tehlikeye açık çocuktur. Evet. Şimdi, ama şöyle bir algı var. Benim çocuğum efem sokağa çıkmıyor, odasından ayrılmıyor. Çok büyük aslında bir tehlike içinde. Değil mi? Kesinlikle. Yani aslında bu çocuk depresyonda. Hayır. Bu çocuk biz yalnız. Biz koyuyoruz. Bu çocuk problemli. Hayır. Bu çocuk aslında sessiz ama patlamaya hazır bomba değil mi? Şimdi hocam çağın içerisinde çağın nimetlerinden de faydalanarak, çağın tehlikelerine karşı set koyarak elde edecek birçok şeyimiz var. Şimdi bunun aile bazında, birey bazında var. Yani birey bazında faydalanabileceğimiz, dijital çağın faydalanabileceklerimiz ve koruyabileceğimiz unsurları da var. Yani reddedeceğimiz unsurları var. Aile bazında faydalanabileceğimiz ve reddedeceğimiz unsurları var. Ve toplum bazında, devletler bazında faydalanabileceğimiz ve reddedeceğimiz unsurlarımız var. Şimdi müsaadenizle ben hani birey bazından başlayarak aile Metaverse'ü de çok merak ediyorum. Metaverse'ün de bizim hayatımızdaki etkisi. Bu üçünü anlattıktan sonra ben Metaverse'ü artık neredeyse anlatmış olacağım. Lütfen. Neredeyse Metaverse'ü anlatmış olacağım. Şimdi öncelikle bireyselleşmiş ve yalnızlaşmış çocuk tüm hiçbir zaman gidip gezip göremeyeceği alanlara, oyunlara, boş vakitlerine üretimden yoksun bir şekilde sadece ücretsiz indirdiği telefonuyla dünyanın tüm alanlarına artık ulaşabilmekte. Tüm verilerine ulaşabilmekte. Bilgi hemen elinin altında. Bu neye benzer? Bu tavşan sürüsüne girmiş olan bir yırtıcının onu mu alayım, onu mu alayım, onu mu alayım, onu mu alayım arayışında artısında hedef belirlemeden hepsinin arasında hiçbir tanesini alamayışa benzer. Seçeneklerde bilgi olan. Seçeneklerde, veri depolamında aşırı enforme olmuş olan beyinde hiçbir şey kalmıyor. İnterneti çok hızlı çeviren, çok hızlı story izleyen, çok hızlı done izleyen, çok hızlı veri okuyan insan 3 dakika önce izlediği, okuduğu story'nin içerisindeki yazıyı dahi hatırlamıyor. Hafızası siliniyor. Çok hızlı yaşıyor. Yani eskiler şey diyorlardı ya, hani mezar taşlarını bile okumayın. Çünkü gereksiz bir bilgi. Evet. Bilgi yani, kirliliği. Tabii. Evet. O şimdi aslında orada, bir çöp oluşturuyor. Şimdi üretimden yoksun bir birey çıkıyor ortaya. Üretimden yoksun. Eğitimden yoksun. Anne babanın eğitiminden, kültüründen çok büyük tehlike var. Çok 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 büyük bir tehlike var. Artık orada hele hele bir de ergenliğe ulaşmış olan, yani bizim branşımızdan kasıtla ifade ediyorum. Ergenliğe ulaşmış olan ve merakında karşı cinse karşı kendi gerçekliğine karşı merakını uyandıracak olan ve tatmin duygusunu uyandıracak olan odalar, linkler, dürtülerini kontrol edemediği birçok alan olacak. Bu onun babasıyla geçireceği, annesiyle geçireceği bulaşık yıkarken, evi temizlerken veya sohbete giderken, komşu teyzeyle konuşurken ki edeceği şeylerden ona çok çok daha büyük hazlar vermektedir. Evet. Kaldı ki dünyanın herhangi bir yerinden bir insanla konuşabilecektir. Babası ona
çok fazla imkan tanıyamayacağı, biraz daha böyle sınırlarını belirleyebileceği bir alanda odasında o telefonda bütün sınırları aşıp küresel bir aleme ulaşabilecektir. Böylelikle tehlikeye açık olan birey, çok büyük tehlikelere geldik. Artık cinsiyet eşitliğinden bahsedilmekte, toplumsal cinsiyet eşitliği çok büyük bir tehlike. Şu anda 6.000-7.000 civarında Cerrahpaşa'da cinsiyet değiştirmeyi bekleyen 2.700 civarında erkek, 4.000 civarında kız çocuğumuz var. 12 ile 18 yaş aralığında. Hatta o kadar ki artık hangi ülkeydi hatırlamıyorum ama 12 yaşından sonra çocukların artık cinsiyetlerine karar verebilme mekanizmalarının yasallaşmasını sağlıyor. Daha iki gün önce değerli hocam, zoofili evliliği, yani affınıza ve izleyicilerin de hoşgörüsüne sanarak söylüyorum, tehlikenin boyutuna bakar mısınız? İnsanların hayvanlarla münasebetinin meşruiyetini talep eden Almanya'da 3 gün önce gösteri yürüyüşleri oldu. Bunu meşrulaştırmak istiyorlar. Hocam büyük bir tehlike var. Şimdi insanların haz uygularının ki peygamberimizi lanetlediği bir şey yani. Evet. Hocam daha beteri. Yani şimdi bunu anlatmaya gerek yok. Biz elhamdülillah Müslümanız. Şimdi değerlerin yok olduğu, değerler sadece dini inançlarımız yalnız değil, aile inançlarımız, ecdatlarımız, kültürümüz, ahlaki değerlerimiz, önem verdiklerimiz, komşuluk ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimiz, sadece anne babasına karşı yabancılaşmış, kendisine karşı dahi yabancılaşmış bir aleme giren kişinin ekranda aklının alamayacağı ortamlara girebilmesi şansı artık mümkün. Baba dışarıdaki sokaktaki tehlikeden kurtardığını zannettiği çocuğunu, kızını, eve hapsederken aslında bütün dünyaya açık hale getirmiştir. Şimdi bütün dünyanın rezilliğini görmeye açık hale getirmiştir. Evet, şimdi siz artık fırsat oluştu. Tabii canım, mesela Maldivler'deki giyinişi de görüyor, Rusya'yı da görüyor. Almanya'yı da görüyor, Amsterdam'ı da görüyor, Amerika'yı da görüyor. Özür dileyerek ve değerli izleyicilerimizin de hoşgörüne sığınarak, yani web iş tasarımlarının ve dijital dünya tasarımlarının o kadar büyük tehlikeleri var ki, mesela tekrar tekrar özür dileyerek söylemek durumundayım, bu büyük tehlike olduğu içindir. Rusya'da artırılmış gerçeklikle ve sanal sentetik maddelerle elde edilmiş robotik erkek genel evleri açılmıştır. Amsterdam'da bunun kadın genel evi açılmıştır. Artırılmış gerçeklik. Önce bireyselleştirilmiş ve yalnızlaştırılmış gençlerimizin önce bütün dünyadan kopmasını sağlamış, gerçek sanal fiziki evrenden kopması sağlanmış. Ama öbür tarafta yalnızlaşmış bireyin kendi haz duygularını tatmin edeceği ve fiziksel anlamda da tatmin edeceği alanlar yaratılmıştı. Şimdi bu eş durumu nerede kaldı bunun? Bunun amca kültürü nerede kaldı? Dayı kültürü nerede kaldı? Bunun teyze kültürü, hala kültürü, büyük anne, büyük baba kültürü nerede kaldı? Bunları geri kapalılık olarak görüyor artık gençlerimiz. Hocam, şimdi ben önce tehlikelerini, sonra bunların faydalarını ve en son ailelerin yapması gerektiği noktasında ben şey yapmak istiyorum. Ailelerin metanetle çocuklarına yaklaşması lazım. Ha bir de aile boyutunun tehlikeleri var. Artık çocuğunu içeriye hapsederek veyahut da ona ağlamasın diye telefon vererek aslında onu dış tehlikelere karşı koruduğunu sanan anne ve babalar aslında onu nasıl büyük bir tehlike içerisine attığının farkında değildir. Çocuğunu kaybetmektedir. Bunun önce bir bilmesi lazım. Kesinlikle. Çocuğunu kaybetmektedir. Çünkü kendisi de artık telefona bağımlı hale gelmektedir. Çünkü kendisi de artık bilgisayara bağımlı hale gelmektedir. Yani televizyona bağımlı hale gelmektedir. Evde sakin olması gerekiyor. Ağlamaması lazım. Kendisi meşgul etmemesi lazım ki kendisi de sanal alemin derinliklerine dalıp gitsin. Aynı tehlike şimdi onlar için de geçerli. Hocam, yani anne aslında hem çocuğuna hem de kendisine büyük bir gerçekten helaket kapısını açıyor. Aynen. Evet. Bununla ilgili çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. 2 yaşındaki bir çocuğa sırf ağlıyor diye annesi tableti vererek sürekli çocuğunu onunla hemhal ediyor. Evet. Yani öncelikle bizim ailelere, buradan gerçekten büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bütün mahallelerde aile meclislerinin oluşması gerekiyor. Bütün okullarda kişisel gelişim dersleri verilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Yani bir farkındalık oluşması lazım hocam.
Çünkü büyük bir tehlike içindeyiz. Evet, evet gerçekten çok önemli. Özellikle Rusya'da, Hollanda'daki Amsterdam. Mevzular hakikaten çok ürpertici. Bunun da biyolojik dürtülere de insanlar engel olamayacaklar. İşte bunda giderilmesi lazım. Almanya'daki gibi affedersiniz ya hayvanla ya da efendim Rusya'daki ve Hollanda'daki tarzla. Hani nesiller? Belki de... Nesiller nerede kaldı? Evet. Hani nesiller? Yani biyolojik ihtiyacın önüne geçemeyeceğine göre böyle bir yalnızlıktan öte taşıyıp aslında böyle kapıları açıp biraz da yani nesli bitirmeye mi çalışıyorlar? Peki ben size şunu söyleyeyim. Çok da nesil bitirilmeye çalışıyor tabii ki. Özellikle yani robotik bir yaşam yapılıyor. Şimdi bir yani sadece robotik yaşam hani eskiden biz derdik ki ileriki dönemlerde robotik fabrikalarda robotik üretim araçları olacak, üretim bantları olacak, işçilerin sayısı azalacak. Onu aştık. Onun insan versiyonu. Onu da aştık. Ara yüzler ve ara programlarla Elon Musk'ın yapmış olduğu Neuralink diye çiplerle insanların beyinlerine direkt mekanizmalar gönderilerek insanların kontrol edildiği, insanlara tabii bu anlamda olduğu söylenilmeyecek. İnsanlara sen istediğin 25. gibi, kare dediğimiz mi? Evet, insanlara şu söylenecek ki söyleniyor da sen Matrix'te mavi hap mı kırmızı hap mı olayında olduğu gibi aslında o da onun bir hazırlığıydı. Kişi o Neuralink'i alarak ona sen istediğin bilgiye hemen her an ulaşabileceksin. Her an İngilizce konuşabileceksin, Almanca konuşabileceksin. İşte şu yapabileceksin, bunu yapacaksın denilecek. Ama esasında nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında olmayacak. Onunla insanlar artık kontrol haline getirilecek. Yani İnsanlar robotlaştırılacak. Dışarıdan özellikle de bu 4.5-5G'ler falan vesaire mevzularından da artık hani o konulara çok da girmek istemiyorum. Evet. Yani artık dışarıdan, uzaydan o şekilde müdahale edilecekler değil Hocam, mi? Hocam diyelim ki ben şimdi onu toplumlar ve devletler bazındaki tehlikeyi anlatırken yapılabilecekler noktasında da ben hani oraya da örnek verecektim. Şimdi ben aile boyutundayım. Sonra toplum boyutu, sonra devlet boyutu yani toplumla devlet boyutu. Ciddi bir tehlike var. Şimdi dini değerlerinden, kültürel değerlerinden, inançlarından, işte efendim ananelerinden, geleneklerinden, göreneklerinden yoksunlaştırılmış bir kültür düşünün. Şimdi kişi metaverse alemde oturduğu yerde üretimden tabii yoksun olacak. Çünkü üretmeni istemiyorlar. Üretimden yoksun bir şekilde odandasın ve hayal dahi edemeyeceğin atıyorum gençlerin revaçta olduğu sanatçılar yabancı sanatçılar atıyorum işte siz söyleyin hocam ben çok da fazla onları şey yapmıyorum onların konserine gidecek atıyorum Himalayalar'da gezecek mümkün mü? Değil ama gidecek ondan sonra aynı inanışa sahip olan insanların oluşturulduğu metaverse alemlerde bir araya yani gelecek. O kampta, bu kampta dolaşacak yani. Sadece o değil. Bir de bunun ekonomisi var. Bir de bunun sosyolojisi var. Bir de bunun inançlar sistemi var. Bir de bunun değerler sistemi var. Hop, şimdi en tehlikeli boyutuna geldik. Buna kim karar verecek? Buna hangi karar? Kim karar verecek? Hangi sistem? Hangi yapı? Hangi şirket? Buna belli başlı 2-3 tane şirket karar veriyor şu anda. Evet. Bir tanesi Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg diye birisi şeyi alarak Facebook'un adını Meta yaptı. Ciddi bir yatırım. Tabii. Blockchain teknolojisiyle artık kripto paralar, dijital paralar oluşturuluyor. WhatsApp mesela bir Meta şeyi oldu. Tabii. Yine Instagram hakim. Adam mesela milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Şimdi sistem sahipleri artık orada cinsiyetsiz, kimliksiz, ortak inançların olduğu. Çünkü orada artık onlar karar verecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Birçok firma Metaverse alemde dükkan satın alıyor. Ya hem de milyon dolarlar vererek. Şu anda arsa İstanbul'da tabii canım şu anda İstanbul'un hemen hemen tamamı. Biz kiralık ev bulmazken onlar dijital alemde şu anda milyon dolarlarla İstanbul'un boğazı orası burası şu anda satılıyor. İnsanlar bu parayı da veriyor. Dijital bir alem oluşturulmuş, metaverse bir alem oluşturulmuş ve insanlarımız oraya sevk edilmekte. Şimdi ola ki diyelim ki devletler kendi kültürlerini ve kendi yapılarını korumak istediler. Yani internette kısıtlama yaptılar. Planlanabilir ne biliyor musunuz?
planlanan uydulardan ücretsiz internet. Gençler artık babası nasıl olsa veya devlet engelledi ya, hani kalkan oluşturdu, internet yayında sınırlama koydu veya yasakladı diyelim ki. Bu sefer uydulardan ücretsiz internet verilecek. Yani sen onu sahip olamayacaksın çocuklarına. Çok büyük bir tehlike. Çok. Şimdi bunun katkıları var mı? Yani bunu fırsata çevirebilmek mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Bunlar anlattıkların bireyde, ailede ve toplumdaki riskleri... Yani aslında evet, bıçağın adam öldürmenin ötesinde bir de ekmeğimizi doğramaya, evet, patlıcanımızı doğramaya, evet, salatalığımızı doğramaya geldik bakalım. Evet, şimdi hayırlı kullanma babında tabii, neler tabii, yapabiliriz? Tabii. Şimdi önce yani bu hep böyle değil midir hocam? İmtihan gereği de bize verilmiş olan her bir duygumuz bizim için hem bir tehlike, evet, ama hem aynı zamanda bir fırsat. Evet. Öfke, doğru, çok büyük bir tehlike, evet, ama aynı zamanda çok büyük bir, evet, ilerleme, doğru, püf noktası. Doğru. Yani biz aslında bunların farkına varmak zorundayız. Doğru. Evet, dünya buraya doğru gidiyor. Evet, gençlerimiz yalnızlaştırılıyor. Evet, farklı bir alemde onlar farklı bir aleme davet ediliyor. Peki biz madem bu aleme doğru adım atıyoruz, evet, o zaman bunu faydaya çevirmek mümkün. Evet, de fırsatı ne? Hocam hemen bununla ilgili ben de minik bir şey söylemek istiyorum izninizle. Peki hani gençleri de özellikle durduruyorlar ya, mesela Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında İstanbul'u fethetti? Hatta geçenlerde de bunu konuşmuştuk, evet, değil mi? Evet, yaşında. Şu anda insanlar genellikle işte çocuğum okusun bilmem ne, odasına çerezini taşıyor, yemeğini taşıyor, bir şeylerini taşıyor, ne yapıyor? Aslında internetin başında bırakarak işte akademik yöne ağırlık veriyor. Odasında, değil mi? Donduruluyor. Odasının kapısını da kapatıyor. Ve donduruluyor bu şekilde. Evet. Gençlik bile durdurulmuş. Gençliğin gücünü bizler kullanamıyoruz şu anda. Gençliğin gücünü kullanmamız gerekir. Öyle değil mi hocam? Nasıl kullanacağız hocam? Yani bunu bakın, mesela Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik. 21 yaşında, evet, İstanbul'u fethediyor. Demek ki bu çok yani yapılabilecek bir şey. Gençlerimiz projelere dahil edilmiyor. Biz sadece okulunu oku da donduruyoruz. Gençlerimiz yani, babaların işleriyle ilgilenmiyor. Evet. Çünkü işten uzaklar. Psikolojisi bozulmasın. Siyasetten uzak yaşıyorlar. Gençlerimiz efendim vakıf, dernek ve benzeri çalışmalardan uzak yaşıyorlar. Evet. Aslında biz uzak tutmuşuz. Sen gençsin, hayatını yaşa. Bence sizinle bu konuyu tekrar konuşalım hocam. Yani hakikaten bu gençleri nasıl taşımak lazım? Ama hocam bu yakalamışken ben bunu nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Hocam. Ve bunun faydaları neler olabilir? Hocam, bunu fırsata çevirebilmek mümkün. Yani önce bireyden bahsedeyim. Şimdi bireye hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Gençlere özellikle. Ergenlere çok çok daha özellikle. Bir kere ergenlik diye bir hastalık var. Ergenlik, onlarla başı dertte. Kesinlikle ergenlik diye bir hastalık var. Ebeveynlerin bunu onlara anlatması lazım. Şimdi bunu onlara hocam, uygulaması bir lazım. Bir danışma noktası, ben şunu söyleyeyim. Boş bırakılmış ergenler hasta oluyor. Katılıyorum. Boş bırakılmış ergenler, ihmal edilmiş ergenler, tamam mı hocam? Boşlukta dolaşan ergenler hastadır ve ailenin de baş belasıdır. Aynen. Kesinlikle, tamam, katılıyorum. Doğru. Yani çok önemli bir tespit. Yani şöyle demek mümkün. Bu kadarını söyleyelim. Evet. Altı sonra doldurur çünkü sizin vaktinizi çok almak istemiyorum. Estağfurullah. Ergenlik başlı başına bir hastalık, dediğiniz gibi onu başı boş bıraktığınız zaman kronikleşiyor ve bir virüs gibi, evet, yayılıyor. Kendine benzer olan özelliklerle, yani özdeş olan, hı hı, kendi yaşında akranlarıyla beraber çok daha kötü sonuçlara varabilmesi mümkün. Bir de hele yalnız bırakılmışsa, her türlü tehlikeye açık hale bırakılmışsa bunun önü alınamıyor. Mesela 13 yaşındaki çocuğu usta bağırıyor. Oğlum levye getir. Hemen getiriyorum ustam. Oğlum lastiği sök. Oğlum şunu yap. Oğlum dükkanı temizle. Şimdi bu da ergen. Evet. Bu da ergen hocam. Evet. Doğru. Ergenlikte bu ergen problem olur mu? Var. Hayır. Şöyle kanalize edilmiş. Kanalize edilmiş. Orada biz ergenlerimizi çocukluktan beri ele alarak onları sahipsiz bırakmayarak kanalize ediyoruz. Ve çocuk orada çalışabilmesi, çalışması gerektiğini bilinciyle ergenliğini aşıyor.
Ama şimdi son 10 yılı bir düşünün bakalım. Şu anda 17, 18, 15 yaşında olan ergenlerimizi 7 yaşında teknolojiyle 5 yaşında tanışıyor. 3 yaşında tanışıyor, 2 yaşında tanışıyor. Ve onunla büyüyor. O parmaklar nasıl gidiyor biliyor musun hocam? Bebek hocam, çocuklar, evet. Bir örnek vereceğim Sayın Hocam. Bu Kurban Bayramı'nda ben çocuklarıma dijital alemde harçlık gönderdim. Buyurun. Bana gelip dedi ki, dayı dedi, benim harçlığımı dedi, benim IBAN'ıma at dedi. Ben dedi onu bir daha hesabıma yatırıp dedi ben internete alışveriş yapacağım dedi. Ben onu nereden gireceğim dedi, ben şeyde bir tane banka ATM'sinde dedi daha yatıracağım da daha ben göndereceğim de dayı dedi sen benim dedi hesabıma dedi IBAN'ımı sana atıyorum dedi. Benim IBAN'ıma at dedi. Buyurun. Evet. Benim yeğenlerim bu Kurban Bayramı'ndaki harçlıklarını ben de dijital alemde aldılar. Yani şimdi evet. Dijitalin nereye geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir kere ergen denen bir hastalık var dedik. Yalnız bırakılmış olan size kesinlikle altına imza atıyorum. Yalnız bırakılmış ergen çok 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 daha büyük tehlike. Sahip çıkılmamış ergen çok daha büyük bir tehlike. Bir kere çocuklarımıza bizim bir yaklaşım modüllerimiz önemli. Nedir o? Bir kere çocuklarımızla bir kere arkadaş olmamız lazım. Bir kere onlara yaklaşımın iyi bir modülünü, iyi bir ruh halini, iyi bir yol haritasını kurmamız lazım. Beş sevgi dilinden bahsetmiştik ya. Evet. O dilini bulup ona göre kanalize olmak lazım. Şimdi bir kere ona zaman sınırı koymamız lazım. Ve bunun niçin yaptığımızı anlatmamız lazım. Onunla ortak yaşam alanları kurmamız lazım. Çocuğun tabii yaşına göre bu durum değişiyor. Ergen psikiyatristler ayrıdır, çocuk psikiyatristler ayrıdır. Yani aile danışmanlığı durumu ayrıdır. Yaşına göre değişmekle beraber birçok yaklaşım modülleri vardır. Davranışçı modeller vardır, diğerleri vardır falan filan. Şimdi bir kere artık bu çağın içindeysek ebeveynler dijital veri okuryazarlığını bilmesi lazım. Benim aile ebeveynlerinden istediğim bir şey var. Ne demek hocam? Açalım biraz burayı. Dijital okuryazarlık. Dijital okuryazarlık, dijitalin, blockchain teknolojisinin, NFT teknolojisinin ne demek olduğunu, Web 3'ün ne olduğunu, Web 2'nin ne olduğunu, Web 1'in ne olduğunu, nasıl bir evreye gittiğimizi, sanal gözlüklerin ne olduğunu, alışverişin nasıl yapıldığını, kripto para nasıl olduğunun, merkeziyetsiz ekonomik, yani şimdi her dönemin kendine has ekonomik, sosyolojik, siyasal paradigması vardır. Yani onun ona has bir dili vardır. Bir düşünce kalıpları vardır. Bunu kişi kendi pragmatist yani kendi faydasına çevirebileceği argümanlarını elde edebilmesi için kişinin kendisini öğrenmesi lazım. Yani siz araba sürmesini bilmiyorsanız çocuğunuza oğlum arabayı iyi sür, şöyle sür diyemezsiniz. Sizin önce iyi bir rol model olmanız gerekmekte. En azından temel düzeyde ebeveynlerin iyi bir dijital okuryazarlığını bilmesi lazım ki çocuğun hangi alanlarda, hangi mecralarda olduğunu bilmesini sağlasın. Birinci şartım benim şahsen belirtmek istediğim şey bu. Tabii beraberinde birçok dediğim gibi yaşa göre unsurlar var. Kişi yani şey çok önemli, ona hoşgörüyle davranmamız, iletişimlerimizi onun yaş seviyesine uygun hale getirmemiz ve sonra konfor alanı. Yani çocuğumla beraber benim geçireceğim bir zaman olmalı. Ya da onu kendi dünyama çekip onunla beraber gezeceksem, sinemaya gideceksem, çalışacaksam, kitap okuyacaksam, değil mi hocam? Muhabbet aynen. edeceksem. Bir vakıf, bir dernek, bir STK'da gönüllü olarak vazife alıyorsam onu da dahil ederek onun da yapabileceği bir boyut değil mi? Konfor alanı bu hocam yani. Şimdi hani yaşam alanı. Tabii. Şimdi bir kere çocuğun oturduğu yerden kalkması lazım. Bunu ben bir 3-4 madde halinde sıralamak istiyorum. Özellikle ergen çocuklar için ben bunu anlatmak istiyorum. Ebeveynler için de aynı şekilde öyle. Bir kere çocuğun bir hedef kurması sağlanmalıdır. Ne olmak istiyorsun? Bu bir iyi bir enstrüman çalma olabilir. Bu bir iş alanında bir yere varmak olabilir. Ticari anlamda bir hedef olabilir. Bu sağlıklı bir vücuda kavuşmak istiyorum cümlesi de olabilir. Bu şu üniversiteyi kazanıp şu bölümü bitirmek de istiyorum da olabilir.
Fark etmiyor. Herhangi bir hedef kurması sağlanmalıdır. Haklısınız. Bir. Evet. Burada bir. Ben minik bir virgül koyarak bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Çocuk kendini ne kadar tanıyor ki hedefini nasıl uygulasın? Aile orada birlikte olacak. Evet. Yani öncelikle Aileyle bir birlikte. Kendinin ne istediğini biliyor mu ki? O da çok önemli. Sayın Hocam. Önce ne istediğini bilmesi Dedim ya gerekir. Hani dijital okuryazarlık çocuğun Aile, arkadaş evet. olması, ebeveynin çocukla beraber, ergenle beraber arkadaş olması dedik ya. Evet. Onunla, Annelerin güncel olması gerekiyor. Babanın bu. Evet siz onu yalnız güncel. Bırakamazsınız. Tabii ben onu başta söylediğim için ben bunu direkt es geçtim. Yani onunla oturup arkadaş gibi oğlum hangi mesleği yapmak istersin? Ben burada sadece meslek anlamında demedim ki. Ben burada birçok alanı söyledim. Biliyorum. Spor da olabilir bu. Hı-hı. Bu vücut enstrüman geliştirme olabilir. De olabilir. Bu bir enstrüman çalma da olabilir. Evet. Ama çocuğun konfor alanını bir kere terk etmesi sağlanmalıdır. İkincisi bir yol haritası. Bir yöntem. O hedefe giderken yöntem belirlemeli, yol haritası. Ya ben bilmiyorsam da bir uzmandan destek almam lazım. Bir uzmandan destek Tabii alınmalıdır. Ki. Kesinlikle bu böyle. Bir taş dahi konulsun ya. O hedefi için 24 saat içerisinde bir 10 dakika ayırsın ya. Ama ayırdığını ve başardığını görsün. Bir çeteleme çıkarsın, bugün bunu başardın desin. Yani Bittik düşünsenize Bittik Mısır'ın evet. o ilkel milattan önce 3000, totalde 5000 yıllık önceki teknolojiye göre günde belki bir blok taş bırakılmış o Giza'ya, o diğer piramitlere belki bir blok taş bırakılmış o günün teknolojisiyle. Ama devasa dünyanın yedi harikasından bir tanesi o dönemin teknolojilerine göre karınca misali ufak ufak inşa edilmiş. Bir Çin Seddi ortada, bir Diyarbakır surları ortada, bir İstanbul surları ortada. Evet. Yani ve bunlar taş bizzat, taş evet. evet yapılmalı. Üçüncü unsur kararlılık. Süreklilik. Süreklilik. Hani az önce bir örnek verdim. Mesela belgesellerde izlemekteyiz. Aslan geyiğin peşinde koşuyor. Önceden belirliyor hedefini. Önceden hedefini belirliyor. Evet. Sürünün en zayıfı. Tabii bu arada Afrika bir Afrika atasözü aklıma geldi. Bunu da müsaadenizle anlatmak istiyorum. Her gün sabahleyin geyik uyanırmış ve şunu söylermiş. Düneyin sürünün en zayıfı gitti. Benim bugün dünden daha hızlı koşmam lazım. Yenmemek için. Aslan da her sabah uyanırmış ve dermiş ki ben düneyin sürünün en zayıfını yedim. Ben dünden daha hızlı koşmam lazım ki aç kalmayayım. Şimdi kişi bu bilinçle iki günü eşit olan zarardadır diyor peygamberimiz. Kesinlikle. Değil mi? Tabii. Her gün ben bunu yaptım ben diye bugün, bilmeli. Dünkü ben olmamalıyım. Aynen. Düneyin ben şu tulayı koydum. Bugün ya 10 dakika. O kadar ki uzmanlar artık ne yapmış biliyor musunuz? Yaş çarpı 10 vermiş biliyor musunuz? Yaş çarpı 10 algoritmasını kurmuşlar. Yani çocuk 12 yaşındaysa çarpı 10 120 dakika 2 saat demişler ki onu sosyal medyada bırakın. Çaresiz kalmışlar. 13-15 yaşında çarpı 10-150 işte 2,5 saat internete kalmasına müsaade edin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi ben uygun görmüyorum. Girsin, girmesin değil ama nimetlerinden faydalanarak girsin. Evet. Yani orada onu başlı başına boş bırakmamak lazım. Neyse ben hani üçüncü maddeye geleyim. Kararlılık ve süreklilik. O yırtıcı hayvan o av peşinde koşarken hemen yanında bir başka geyik koşsa bile ona saldırmıyor. Dikkat ettiniz mi hiç eğer izlemişseniz? Çünkü hedefe kilitlenmiş. Çünkü hedefe kilitlenmiş. Kaybetse dahi ona kilitlenmiş. Bazen görüyoruz bir çıtak koşuyor. Yakalayamıyor. Ama duruyor. Ama yanından geçenin peşinde koşmuyor. Bir kere ona o algıyı vermek lazım. Bir de onun yanında olduğumuzu ona hissettirmemiz lazım. Metaverse halinde değerler yok. Tehlike üst boyutlarda onu onlara bırakırsanız adamlar hani zaten birçok Hollywood filmlerinde biz bunu görmekteyiz. The Times dergisinin kapaklarında bunu görmekteyiz. Birçok etkileşim modüllerinde bunu görmekteyiz. Cinsiyetsiz, dini değerlerden yoksun, kültürel değerlerden yoksun bir aile, bir toplumlar bütün hatırlar mısınız hocam eskiden şey derlerdi. Efendim falan iş adamı işte şu başarıyı yakaladı ya da falan iş adamı şurada bir yatırım yaptı. Şimdi ortak bir şey. Eş insanı diyorlar. Evet. Kadına da erkeğe de. Evet. Değil mi?
Burada da bir... Onun dedim ya, evet. Şimdi bu yeni toplum modülünde bunun ekonomisi oluşturuldu mu? Oluşturuldu. Ne? Evet. Kripto para, dijital para. Bunun sosyolojisi oluşturuldu mu? Evet, metaverse alem. Ona göre gruplar, ona göre aidiyetler, kişinin kendini mutlu hissettiği çalışmalar. Zeofili ne demek ya? Zeofili ne demek ya? Hani nekrofili ne demek? Ama ondan önce bir şey hazırlamadılar mı zoofili için hocam? Hocam ben... Yani insanlar çocuk yapmayacaklar. Evlerinde ama meşgul olacaklar. İşte efendim kedi, köpek falan benzeri şeyler besleyecekler. O ayrı bir şey hocam. Hayır, i̇nsanlar ama hocam evlerinde... Bak, şöyle, şimdi... Bir hayvansever boyutuyla böyle bir adım attılar. Tabii bütün hayvanseverlerimizi tenzih ediyoruz. Hayır, ben aslında böyle bir şey yok. Ondan sonra... Çünkü nihayetinde o varlıkların da sevilmeye, bakılmaya ihtiyacı var. Yani, ha, farklı bir boyuta hayvanlar taşlar. Beslenir ama, hocam, o ayrı bir şey. Ama öyle bir noktaya taşıdılar ki bu Almanya'daki mevzu. Biraz ben abartıldı. Duydum, ben duydum. Biraz mı katılıyorum, hocam? Katılıyorum size. Biraz mı hocam? Yani ileri seviyede. Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil ya. Hocam ben çok geçirdim. Ben çocuk sevmekten çok. Yani hocam tüylerim ürperiyor yani. Kesinlikle katılıyorum bu anlamda. Hocam bir de bunun devletler boyutu var, toplum boyutu var. Hocam artık toplumlarda sınır ulus ötesi bir yapıya doğru gidiyor. Devletlerin artık kontrolünden çıkan bir hale çevrilmeye çalışıyor. Yani özür dilerim söylüyorum. Şunu o mevzu neden girdim? Yani mesela şeyde TikTok'larda ya da işte story'lerde orada burada yani aslında hayvanseverlerin de harekete geçmesi lazım. Ya arkadaşım sen hayvanını o kadar sevebilirsin. Ama ağız göz yalanamazsın ya. Hocam onları bir cinsel obje olarak nasıl görebiliyor bir insan? Hocam TikTok ortalığı mahvediyor zaten. Şu anda en çok ülkemizi mahveden şey TikTok. Yani yapacaksan da bunu nasıl görsel boyutuyla insanlara sunabiliyorsun? Yani gerçekten çok sıkıntılı şu anda. Affedersiniz TikTok. Kedisiyle böyle yalanan şeyler gördüm. Efendim köpeğiyle daha ilerisi... İnsanlıktan çıkabilecek duruma mı geleceğiz yani? Hocam benim midem bulanıyor, kusura bakmayın yani. Estağfurullah. Evet. Ben böyle rahat... Şimdi ergenlikle ilgili konuştuk ya hocam. Bizim daha önce de bahsettiğimiz gibi hani 5 sevgi dili var. Evet, çocuklarımızı öncelikle anlamamız lazım. Ya biraz kendimize gelelim hocam ya. Böyle insan olduğumuzu unutmayacağız ya. Biraz böyle hocam yapı taşlarımızı bozmaya müsaade etmeyeceğiz ya. Çünkü etmememiz lazım. Bu benim. Efendim 20 sene sonra, 30 sene sonra nesilsizliğim demektir. Aynen. Yahu bakın ben şu anda 5 kuşak, 6 kuşak, 8 kuşak, 10 kuşak dedelerimi bilirim. Evet. Niye? Ben onlardan gelen bir örf, adet ve gelenekleri. Ve ben inanın yaklaşık 2 hafta önce Bursa'da benim işte bizim bir akrabamız vefat etti. Vardım. Amin. Allah razı olsun. Vardım. Amcam yaş itibariyle büyük, 80 küsur yaşında. Dedim ki amca, şu kişiler böyle güzel bir aile var. Nereden bize akraba oluyorlar? Akraba olduğunu biliyorum. Yani birkaç kuşak sonra biz falan babadan bir araya geliyormuşuz. Şimdi ben bunu araştırmak zorundayım. Çünkü ben onlara şu anda onların çocuklarıyla, nesilleriyle beraber yaşıyorum. Ama biz öyle bir noktaya geldik ki amcamıza selam vermiyoruz, amcamıza. Sıla-i Rahim. Halamızı aramıyoruz. Yok evet, olmak üzere. Dijitalin. Bir tarafa bırakın. Biz hocam, babamız yaşlı, günlerce değil, aylarca telefon açıp, baba nasıl oldun ya? O gün dizin ağrıyordu ya. Bayramda gelmiştim de işte ayağın düşmüştü, kırılmıştı. Kaynadı mı dizin? Bir amca bana mesaj atmış hocam Instagram'da. Aylardır ben evladımın sesine hasret kaldım diyor. Evet, maalesef. Maalesef. Bunlar... Biz bu hale geldik. Bu dijitalin getirmeyebiliriz. Olarak... Bunu çevirebiliriz. Bunu toparlamamız lazım. Çevirelim. Bunu çevirebiliriz. Bizlere yani çok görev düşüyor. Vaktimiz de sona eriyor. Evet. Hakkınızı hocam herhalde... Şöyle yani çok şükür. Mesela ben basında tabii takip ediyorum. Yani bildiğim kadarıyla devletimiz önlemler almaya çalışıyor. Devletimiz İletişim Bakanlığı dijital çalışmalarını yapıyor. Geçenlerde Mardin Artuklu Üniversitesi'nde seminerlerine katıldım ve basından takip ettiğim kadarıyla. Mesela Çin'de Altyapı Yatırım Bankası'na ortaklık yapmış bizim ülkemiz. Mesela
geçenlerde ülkemizdeki fenomenleri, kripto fenomenlerini bakanlık bir araya getirip onların önerilerini ve görüşlerini, tabanda insanların görüş ve önerilerini alıyor. Devletimiz buna ciddiyetle yaklaşıyor. Bu ne demektir? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yeni çağın handikaplarını görüp ona göre toplumsal ve devletin önlemleri aldığını ortaya koymaktadır. Hatta dijital Türk lirasının hazırlıkları yapıldığına dair zaten basında gördüklerimiz var. Bu bir önlemdir, bu bir yapılanmadır. Bunun artıları da var, bunun katkıları var. Neden faydalanamıyorum? Mesela sosyolojiyi okurken ben hani sosyolojinin dersleri arasında geçmektedir zaten. Komünist manifesto orada diyor ki işçiler kardeştir, birleşin. Tüm dünya işçileri birleşin. Hop bir dakika, bugün bunun koşulları var. Dünya dengeleri içerisinde biz Türk soydaşlarımızla veya İslam soydaşlarımızla değişik argümanlardan dolayı birleşemiyoruz. Konuşamıyoruz, yan yana bulunamıyoruz. Sayın rahmetli Recep Tayyip Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, onun bir hayali vardı, İslam konfederalizmi. Evet. Bugün bu hayali Recep Tayyip Erdoğan dijital dünyada yapabilir. Nasıl? Şöyle yapabilir değerli başkanımız. İslam enternasyonalizmini biz dijital alanda niye yapamayalım? Evet. Tüm İslam kardeşleri kardeştir. Ve bugün bunun en iyi temsil eden bugünkü Cumhurbaşkanımızdır. Niye Türk enternasyonalizmini yapmayalım? Çin mi engel olacak? Ve işte biz bunu pekala başarabiliriz. Tüm Türk soydaşlarımızı, tüm din kardeşlerimizle biz Web 3 tabanında bir araya gelebiliriz. Bunu kim engelleyebilir? İnternet ortamında yani Web 3'ü... Kültürel aktarımı da gerçekleşebilir. Tabii. Ortak dilimiz, ortak dinimiz, ortak değerlerimiz, ortak hedeflerimiz, neden olmasın? İnternetin delhizlerinde herhangi bir odada buluşun, konuşalım, görüşelim. Yani devletsel anlamda katkıları vardır. Yani mesela petrodolardan kurtulup dijital alanda dijital paramızın icrası, bunun ekonomisi, bunun sosyolojisi neden oluşmasın? Yani bir İslam enternasyonalizmi neden olmasın? Hocam bizim silkelenmeye ihtiyacımız aynen var. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Kıymetli bir hocam, siz gibi bir hocamızla diyelim Instagram'da bir şey yapıyoruz, bir program yapıyoruz, canlı yayın. Evet. Bizi kaç kişi izliyor? 50 kişi, 100 kişi. Evet. Ama laga luga yapan, evet, bel altı konuşan, evet, insanları oyalayıp gerçekten vaktini öldüren, evet, böyle sıradan böyle garip insanlara bir bakıyorsunuz 1500 kişi, 3000 kişi, 10.000 evet kişi, 100.000 kişi, evet, katılmış izliyor. Kaybeden yani tarafız. Biz o zaman biraz kendimize gelmeliyiz. Aynen. Kimin tarafındayız? Aynen. Allah bizden sormayacak mı? Siz az önce dediniz ya, İşte efendim dinin kim, peygamberin kim? Bize aynen bunlar sorulacak. Bunlar sorulacak. Değil mi? Evet, evet. Ama aynı zamanda diyecek ki sen kiminle beraberdin? Kimi izliyordun? Vaktini kime harcadın? Sen enerjini nerede harcadın? Kimler için harcadın? Ne ürettin insanlara, değil mi? Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır. Evet. Gerçekten ben yapabiliyor muyum? Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok şey var Deri Hocam. Evet, evet. Sizi bugün misafirimizden dolayı çok fazla konuşturmadık ama olsun, güzel bir bulunmanız vesilenizle hocamla bugün tanışmak. Ben de kıymetli izleyicilerimize özellikle bir mesaj vermek istiyorum kendilerine. Kıymetli annelerimiz, özellikle bizler de kendimizi geliştirerek güncel olalım. Ve sizlere tavsiyem 5 Sevgi Dili Kitabı isimli okumanızı tavsiye ediyorum. Çocuklarımızla arkadaş olalım, hemhal olalım, onları sevelim, sarılalım, konuşalım, onlarla güzel vakit geçirelim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben Allah de razı çok teşekkür olsun ediyorum. Aile danışmanı Derya Yılmaz hanımefendi ve sosyolog, tarihçi, aynı zamanda yine aile danışmanı Osman Kızılca hocamı bugün ağırlamaktan mutluluk duydum. O şeref bize ait. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk, çok sağ olun. Efendim bizleri izleyen dostlarımızla da inşallah bir dakika da olsa, bir cümle de olsa bir mesaj verdik. İnşallah bu bizi hareketlendirir. Sevgili izleyenler, ahirette bizi kurtaracak eserlere ihtiyacımız var. Ve bu eserin en önemlisi bizim evlatlarımız. Dünyalarından koptuğumuz, kendilerini yalnızlığa ittiğimiz o evlatlarımız mahşerde bizim yakamıza yapışabilirler. Yapışmamaları adına bugün kolları sıvamaya, onlarla beraber onlarla yaşamaya,
onların hayatlarında faydalı olmaya, ellerinde tutup birlikte geleceğe ve güzel bir nesil bırakarak inşallah bu aleme veda ettiğimizde o zaman bizler de mutlu olanlardan olmuş oluruz. Efendim, hepinize sağlık, afiyet ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a ısmarladık efendim.